Yani ben o benim dinimde değilken de dinimi güzel görmesi için ona ikramda bulunacağım, ona insan gibi davranacağım. O zaman da onu aldatmayacağım, onu ütmeyeceğim, onun faizini de almayacağım, ona faiz de vermeyeceğim. Yani Allah'ın haram ettiği her mekan ve her zamanda haramdır. Her yerde kötüdür. Yani öbür türlüsü Yahudi mantığı. Yahudiler haramı helali kendi aralarında geçerli biliyor. Başkasına mübah. Her şey mübah. Olur mu? Yani şimdi bu ahlak Müslümanlara da geçmiş. Örneğin bilmem necilerdensen tamam. Birbirinize yalan da söylemeyeceksiniz, aldatmayacaksınız da bilmem hani filan işte tarikattan, şu partiden, bu gruptan filan. Ama onlardan olmayana her türlü şeyi yapmak caiz, iftirayı da yapmak caiz. Kim diyor, hangi kitap yazıyor bunu? Kur'an yazmıyor, Tevrat bile yazmıyor, İncil bile, şu uyduruk İncil bile yazmıyor. Zerdüşt'ün Avestası da yazmıyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Böyle Müslüman olur mu? Onun için Müslümanız diyen böyleleri İslam'dan istikrah ettiriyor, tiksindirtiyorlar. Olur mu onun için? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakalım ki hayatı pırıl pırıl cam gibi önümüzde bir insan. Kimi aldattığı, kimi kazıkladığı, kiminle kumar oynayıp üttüğü, kimden faiz alıp verdiği duyulmuş. Yani faizin haramlığı ile ilgili ayet yokken bile Muhammed Aleyhisselam'ın faizin yaygın olduğu o ortamda faiz alıp verdiğini rivayet eden zayıf bir rivayet bile yok benim. Evet, bulan varsa, bilen varsa o da ticaretle uğraşmış, dikkat edin. Hiç kimseye faizle para vermemiş, kimseden faizle para almamış. Daha peygamber değilken bile, peygamber olduktan sonra da daha faizin haram olduğu hemen ilk ayette bildirilmiyor biliyorsun. Ondan sonra da yapmamış.